Merkez Bankası'nın kararı. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın özellikle hani geçen yılki faiz oranlarına bakıldığında 2013'ün sonunda 17-25 Aralık süreci sonrasında ve ondan sonraki süreçte kurların harekete geçmesi, ülkedeki o risk ortamın ya da riskin yükselmesi sebebiyle biliyorsunuz 28 Ocak 2014 tarihinde politika faizini %4.5'tan 10'a çıkartmıştı. Daha sonraki dönem içerisinde Mayıs-Haziran Temmuz aylarında toplam olarak 175 bas puan yani 1.75 oranında bir politika faiz oranında bir indirim yapmıştı. Sonraki aylarda pas geçmiş. Yani bir 8.25 olan politika faiz oranı sabit olarak bugüne kadar geldi. Bugün ise yani özellikle 2015'teki durumla 2014'ü baz aldığımızda, karşılaştırdığımızda 2014'te olmayan ya da 2015'teki hani hem ekonomik göstergelere baktığımızda Türkiye'nin şu andaki özellikle politika faizini etkileyebilecek cari açığa baktığımızda, bütçe açığına baktığımızda, Türkiye ekonomisinin performansına baktığımızda ya da dışarıdaki koşullara baktığımızda gerçekten 2015 Türkiye çok daha iyi koşullara sahip bir durumda. Çünkü dünyada petrol fiyatlarının düşüş trendine baktığımızda biz 2015 için 105 dolardan bahsederken petrol fiyatlarıyla ilgili bugün hani biraz belki yükseldi ama hani 45-50 dolar arasında şu anda petrol fiyatlarından bahsediyoruz. Ve petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'deki enflasyonun belki de en önemli girdilerinden birisi ya da enflasyonu etkileyen faktörlerden birisi enerji. Ve enerji fiyatının bu kadar düşmüş olması hem bundan sonraki süreçte enflasyonun düşecek olması, cari açık baskısının azalması, bir şekilde Merkez Bankası'nın da daha rahat hareket etmesine ve bugünkü alınan politika faiz oranındaki indirim de açıkçası bu trendin başlamış olduğunu çok açık bir belirtisi. Yani bu şartlar altında böyle bir karar alındı. Yeterli buluyor musunuz? Kısıtlı olanlar da var. Yani karar alan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın geçmiş deneyimlerine baktığımızda ya da 2014'teki politika faiz indirimlerine baktığımızda genelde temkinli davranıyor. Yani hani böyle yükseltirken çok o büyük oranlarda yükseltiyor ama düşürürken yani Mayıs ayındaki rakam işte 0.50 yani 50 baz puan ya 50-75 yani çok yüksek oranlarda Merkez Bankası maalesef bir hani indirimlerde bulunmuyor ama bu sürecin hani her ne kadar az olsa bile bakıldığında hani piyasalarda bir beklenti vardı. Diyelim hükümet tarafından çok hani çok belki hani oran anlamında daha yüksek belki oran bekleniyordu. Ama bu sürecin en azından başlamış olması, faizin hani bu kadar yüksek olduğu bir ülkede bu indirimle beraber hani tedirgin bile olsa önümüzdeki aylarda da bu sürecin devam edecek olması bir anlamda piyasaya önemli bir sinyal olarak almak lazım. Bir de en önemlisi de yani Amerika Merkez Bankası'nın özellikle bu yılın ikinci yarısında faiz artırım kararı olacak. Yani bunu herkes biliyor. Olacak bu. Bu karardan önce her ay yani 50 bas puan, 75 bas puan yani bu tedricen yapılacak indirimler bir şekilde şu andaki yüksek olan politika faizin bir şekilde de düşmesini önemli ölçüde katkı yapmış olacaktır. Peki neden daha fazla indirim olmadı? Enflasyona mı bağlı? Evet, ya da yani, radikal bir karar almamasını nasıl yorumluyorsunuz? Merkez Bankası'nın %5'ler, 6'lar civarında da olabilirdi. Hayır, Merkez Bankası'nın şöyle bir bakış açısı var. Yani ağırlıklı olarak baz aldığı ya da şu andaki Merkez Bankası'nın hani şeyine baktığımızda temel amacına baktığımızda piyasadaki ya da fiyat istikrarını korumak yani enflasyonu kontrol altına almak. Genelde bu kararı alırken baz aldığı temel kriter değişken enflasyon. Yani enflasyonda aşağı doğru bir eğilim var. İşte petrol fiyatlarının düşmesi bir şekilde hemen etkilemiyor tabii. Yani fiyatlar üzerinde, enflasyon üzerinde. Bundan sonraki süreçte bu petrol fiyatlarının düşmesi bir şekilde girdiler üzerinde ya da işte enflasyonu temel hani baz alacak enflasyonu etkileyecek ya da enflasyon üzerindeki etkisini önümüzdeki aylar itibariyle daha rahat göstereceği için daha etkili olacağı için
Belki önümüzdeki aylarda belki bu oranını arttırmış olacaktır ama şu aşamadaki enflasyon trendine bağlı olarak bu kadar bir öngörü yapabiliyor. Yine belki de en önemli noktası ya da çıkış noktası, hareket noktası Merkez Bankası kurların hareket edeceği bir öngörüsü var. Yani sürekli olarak. Çünkü şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak paranın ya da dışarıda fonların ülkeye gelmesi maalesef yani hani bizim diyelim geçmiş yıllardaki yüksek miktarlardaki cari açığımız dolayısıyla biz yüksek faizlerle işte bu fonların ülkede kalmasına kalmasını sağladık. Şimdi şu anda cari açığımızın düşmesi, işte bütçe açığımızın düşmesi ya da ekonomide dışarıdaki şartlar bizim lehimize geliştiği için çok yüksek faizlerle faiz ödeyip de bu paraların burada kalması için bir neden de yok şu an.